Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeniniz Şebnem Sade. Bugünkü konumuz ünite 2 Teen Life. Yine öncelikle ne yapacağız? Kelimelerini öğreneceğiz. Ardından da grammar kurallarını, varsa da kalıplarını öğreneceğiz. Ability, yetenek. Admire, beğenmek. Annoyed, sinirli. Appearance, dış görünüş. Average, ortalama. Awful, berbat. Believe, inanmak. Catch, yakalamak. Common, ortak nokta. Confident, kendine güvenen. Cover, üstünü örtmek. Describe, tanımlamak. Different, farklı. Enough, yeterli. Fail, başarısız olmak. Faint, bayılmak. Foolish, aptalca, saçma. Hang out, takılmak. Hurt, incitmek. Impressive, etkileyici. Improve, geliştirmek. Knit, örgü örmek. Low, gülmek. Nerd, inek. Ama bu inek çalışkan anlamındaki inek. Veya sıkıcı. Nervous, gergin. Probably, muhtemelen. Proud of, gurur duymak. Respect, saygı duymak. Ridiculous, gülünç, saçma. Satisfied veya pleased, memnun. Self-confidence, özgüven. Sew, dikiş dikmek. Slouch, kambur durmak. Snob, kendini beğenmiş veya züppe olarak da tanımlayabiliriz. Stay, kalmak. Terrific, mükemmel. Tiring, yorucu. Try, denemek. Unbearable, dayanılmaz. Successful, başarılı. Crazy about, delice sevmek. Fond of, düşkün olmak. Enjoy, hoşlanmak veya eğlenmek. Interested in, ilgili olmak. Can't stand, katlanamamak. Conversation, konuşma, görüşme. Lend, ödünç vermek. Casual dress, günlük kıyafet. Formal clothes, resmi kıyafet. Outfit, takım, kıyafet. Zorbing, dev balonda yuvarlanma. Hiking, doğa yürüyüşü. Headphone, kulaklık. Sender, gönderici. Receiver, alıcı. Geldik arkadaşlar, kelimelerimizi kısaca tekrar ettikten sonra tabii ki aslında daha birçok kelime var ama bütün kelimeleri vermemiz zaten mümkün değil. Bu yüzden siz sorularda karşınıza çıktıkça soru çözerken mutlaka bilmediğiniz kelimelere bakmanızı tavsiye ediyorum. Ve isterseniz kendinize bir sözlük oluşturabilirsiniz, bir kelime defteri oluşturabilirsiniz. Ya da odanızın herhangi bir yerine kelimeleri asıp her gün onlara bakabilirsiniz. Çeşitli tombala tarzında şeyler yapıp kelime ezberleyebilirsiniz. Gelelim personal opinions, yani kişisel fikirleri belirtmek. Ben kişisel fikirlerimi belirtmek için yine belli başlı kalıplarım var, bunları kullanıyorum. İlk kalıbım ne benim? To me. To me, she's a nice girl. Bence o iyi bir kız. Yani to me ne demek? Bence demek. Diğeri, I hope, umarım. It won't rain tomorrow. Yarın yağmur yağmaz ya da yarın yağmur yağmayacak. I think, bence. Hip hop concerts are terrific. Bence dediğimde yine ben kendi kişisel fikrimi belirtmiş oluyor muyum? Oluyorum. I guess, sanırım. Spending money on clothes is unnecessary. Bence diyor, sanırım kıyafetlere para harcamak gereksiz. In my opinion, benim görüşümce, benim fikrimce. I believe, inanıyorum ki. For my point of view, benim görüşümce, fikrimce. In my view, yine görüşümce. If you ask me, bana sorarsanız ve I guess so, sanırım şöyle şöyle. Aslında ben bunlara farklı farklı şeyler söyledim ama mesela bence dedim, umarım dedim, işte düşünüyorum ki dedim, inanıyorum ki, benim fikrimce dedim. Aslında kısaca bunların hepsi ne demek? Kısaca bence demek. Ve ben bence'yi Türkçe'de de ne için kullanıyorum?
kişisel bir görüşümü beyan etmek, bildirmek için mi kullanıyorum? Evet, İngilizce'de de bu gördüğünüz to me, I hope, I think, I guess, altını çizdiklerimin hepsini kişisel bir görüş bildirmek için kullanabiliyorum. Peki, ben kişisel görüşümü bildirdim ama ben biriyle aynı veya zıt fikirde olduğumu belirtirken neler kullanabilirim? You are absolutely right diyebilirim. Kesinlikle haklısın demek. Burada aynı fikirde olduğumu belirtiyorum. Yes, I agree. Evet, katılıyorum. Ne demek bu yine? Yani ne demek derken hangi fikirde olduğumu belirtiyorum? Aynı fikirde olduğumu belirtiyorum. I think so too. Ben de öyle düşünüyorum. Yine neyi belirtiyorum? Aynı fikirde olduğumu belirtiyorum. Exactly. Kesinlikle. Yine ne yapıyorum? Aynı fikirde olduğumu belirtiyorum. So do I. Ben de demek. Ama ben bunu ne zaman kullanıyorum? Eğer karşımdaki bana olumlu bir şey söylemişse, o olumlu şeye ben de demek için kullanıyorum. Ama whether do I diye bir şey var, bu da ben de demek. Bunu da karşımdaki bana olumsuz bir şey söylediğinde ve ben de ona katıldığımda söylüyorum bunu. That's true, doğru. Yine aynı fikirde olduğumu belirtiyorum. I don't agree with you, sana katılmıyorum. Burada da ne yapıyorum? Zıt fikirde olduğumu belirtiyorum. Peki, ben birine bir konu hakkında fikrini sorarken neler kullanabilirim? 3 tane kalıbım var. What do you think about? Şunun şunun hakkında ne düşünüyorsun? What's your opinion on? İşte şunun hakkındaki görüşün, düşüncen nedir? Do you think? Şunun şöyle olduğunu düşünüyor musun? Yine ben bunları ne için kullanıyorum? Birinin bir konu hakkındaki fikrini, görüşünü sorarken kullanıyorum. Örneğe bakalım. What do you think about the movie? Film hakkında ne düşünüyorsun? Belki size de demiş ki it's terrific. I have a great time. Ha, mükemmeldi. Harika vakit geçirdim. Bu it's terrific'in önüne I think de diyebilir miydi? Diyebilirdi. Kişisel görüşünü belirtmiş olurdu. Geldik. Bu ünitede kullandığımız bazı bağlaçlarımız var bizim. Bağlaçlar Türkçe'de de var biliyorsunuz. To ve I'dır bağlacım benim. De ve daha ikini veriyor bana. Ne zaman kullanıyormuşum ben bunları? Aynı durumu yaşadığımız veya aynı şeye sahip olduğumuz zamanlarda kullanıyormuşuz biz bunu. Ama to ve I'dır dedik, iki farklı şey söyledik. İkisinin demek ki farklı nüansları var. Ben olumlu cümlelerde to kullanıyorum. Olumsuz cümlelerde ise I'dır kullanıyorum. Örneklere bakalım. İlk örneğimde A kişisi demiş ki I love playing tennis. Tenis oynamayı severim. Bu olumlu bir cümle mi? Evet. E ben de severim demek için o zaman hangisini kullanacağım? To'yu kullanacağım. E B kişisi de o zaman şöyle diyor buna. I love playing tennis too. Ben de tenis oynamayı severim. Diğer örneğime bakayım. I can't knit very well. Ben çok iyi örgü öremem. Bu olumsuz bir cümle mi? Evet, olumsuz bir cümle. Ben bu olumsuz cümleye, ben de aynı şeyi yapamıyorsam ne diyeceğim? I can't knit very well either veya I can't either. Ben de çok iyi örgü öremiyorum ya da ben de yapamıyorum diyebilirim. Geldim because. Çünkü en çok kullandıklarımızdan biri bu. Ne veriyor because bana? Sebep-sonuç ilişkisi veriyor. Örneklere bakalım. You closed the window because it was cold. Pencereyi kapattın çünkü hava soğuktu. Yani senin pencereyi kapatmanın nedeni havanın soğuk olması mı? Evet. Ne verdi bana? Sebep-sonuç ilişkisi verdi. I will go to shopping mall because I want to buy a new shoes. Alışveriş merkezine gideceğim çünkü yeni ayakkabı satın almak istiyorum dediğimde. Alışveriş merkezine gitmek istememin sebebi yeni ayakkabı satın almak istemem mi? Evet. Yine bana ne veriyor bu sebep? Sonuç ilişkisini veriyor mu? Evet, veriyor. Bu yüzden because kullanabiliyorum. Geldim. But ne demekti? Ama. But bana iki tane zıt cümleyi birbirine bağlıyor arkadaşlar. Yani şunu şunu söylüyorum ardından ama deyince olumsuz bir şey söylüyorum. Yani ilk cümlem olumluysa ikinci cümlem olumsuz, ilki olumsuzsa ikinci olumlu oluyor. I have got a bicycle but I haven't got a car. Benim bir bisikletim var
olumlu bir şey söyledim. Sonra bak dedim ama bir arabam yok. Ardından da olumsuz bir şey söyledim. İki tane zıt cümleyi birbirine but'la bağladım. He likes horror films but he doesn't like comedy films. O korku filmlerini sever. Olumlu bir şey söyledim but. Ama he doesn't like comedy films. Komedi filmlerini sevmez. Ardından da olumsuz bir şey söyledim. I'm very hungry but the fridge is empty. Çok açım ama buzdolabı boş. Hiçbir şey yok. Geliyorum or ya da demek. Or bana seçenek bildiriyor, seçenek sunuyor. Bakalım örneğe. She buys newspapers or books from this shop. O bu mağazadan, bu dükkandan ya gazete alır ya da kitap alır. Yani ya gazete ya da kitap, ikisinden birini alıyor. Are you a teacher or a student? Sen bir öğretmen ya da bir öğrenci misin? Yine seçeneğim var. Sen ya öğretmensin ya da öğrencisin. Biri bana bunu sordu. Geldim en çok kullandıklarımızdan and. And ile ben iki sıfatı birbirine bağlayabilirim. İki ismi birbirine bağlayabilirim. İki fiili birbirine bağlayabilirim. Ve üstüne yetmezmiş gibi iki tane farklı cümleyi de and ile birbirine bağlayabiliyorum. Ne demişiz? She is clever and honest. O zeki ve dürüsttür. İki tane sıfatı birbirine bağlamışım burada. I work in a school and I also work in a hospital. Ben bir okulda ve aynı zamanda bir de hastanede çalışıyorum. Bu and'i buraya koymasaydım bunlar iki farklı cümle miydi? Evet. Ama and ile ben bunları bağlayabildim mi? Bağlayabildim. So ne demekti? Bu yüzden demekti. So da yine bana sebep-sonuç ilişkisi veren bağlaçlarımdan. I haven't got any money, so I didn't buy any shoes. Hiç param yok, bu yüzden yeni ayakkabı satın alamadım. Yani benim yeni ayakkabı satın alamamamın sebebi paramın olmaması mı? Evet. Ne yaptı bana so? Sebep sonuç ilişkisi verdi. She was ill yesterday, so she went to a hospital. O dün hastaydı, bu yüzden hastaneye gitti. Hastaneye gitmesinin sebebi hasta olması mıydı? Evet. Ne yaptı yine bana? Sebep sonuç ilişkisini verdi. Geldim arkadaşlar, bu ünitede bir de bizim prefer kalıbımız vardı. Prefer neydi? Tercih etmek demekti. Ben prefer'ı ne zaman kullanıyordum? Tercihlerimden bahsederken kullanıyordum. Prefer'ı cümle içerisinde ben hangi kurala, hangi zamanın kuralına göre yapıyordum peki? Simple present tense kurallarına göre yapıyordum. Ve prefer'den sonra gelen fiil mutlaka ne takısı alıyordu arkadaşlar? ING takısı alıyordu. Zaten would rather'dan ayıran şey bunu ING takısıydı. Geldim ben bunun olumlusunu, olumlu bir cümle kurmak istediğimde ne yapıyorum? Simple present tense kurallara göre yapıyordum ya ben bunu. Simple present tense'de neydi? Özneden sonra gelen fiil birinci haliyleydi. Ama ben olumlu bir cümle kuruyorsam o fiile S takısı koyuyordum. Prefer'de de aynı şey geçerli. Olumlu cümledeysem ve benim öznelerim IOV'deyden biri ise prefer diyorum. Ancak yeşillikten biri ise ne diyorum? Prefers diyorum. Peki, prefer'ün arkasından neler gelebilir? Prefer'ün arkasından bir noun yani bir isim gelebilir. Ya da prefer'ün arkasından bir fiil gelir. Ama bu fiil ne takısı alır? ING takısı alır. Ya da prefer'ın arkasından bir isim gelir. Ben araya to koyarım ve bir isim daha söylerim. Ya da yine prefer'ın arkasından bir fiil söylerim. Araya to koyarım ve bir fiil daha söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Geldim bu cümleleri ne yapacağız yine? Birlikte İngilizce'ye çevireceğiz. Ne demişiz? Ben treni otobüse tercih ederim. Özlemle benim I dedik. Sonra I'da prefer nasıl kullanıyordum? S takısı olmadan kullanıyordum. I prefer. Neyi tercih ediyordum ben? Treni. Yani prefer'den sonraki ilk söylediğim şey benim tercih ettiğim şey. Ne diyorum? Train.
Sonra otobüse demek için buraya mutlaka bir tuğ koyuyorum. Arkasından tercih etmediğim şeyi söylüyordum. Etmediğim şey neydi? Otobüs. To the bus. Ne dedi? I prefer the train to the bus. Ben treni otobüse tercih ederim. İlk söylediğim şey tercih ettiğim şey, ikinci söylediğim şey tercih etmediğim şey. Bakalım o moda kıyafetler giymeyi, günlük kıyafetler giymeye tercih eder. He ya da she demem lazım. Şuraya she diyelim. She'de nasıl koyulu kullanıyordum prefer'ı? S takısı olarak kullanıyordum. She prefers. Şimdi benim burada bir fiilim var. Fiilim ne? Giymek. Giymek ne demekti? Wear demekti. Ama prefer'ın arkasından gelen fiilini takısı alıyordu. ING takısı alıyordu. Wearing hangi kıyafetler giymeyi seviyordu? Moda kıyafetler giymeyi seviyordu. Moda kıyafet neydi? Trendy clothes. Şimdi tercih etmediği şeyi söylemek için araya ne kullanıyordum? To. Yine ne giymeyi sevmiyordu? Wearing. Bunu parantez için alacağım. Birazdan da anlatacağım. Giymeyi sevmediği şey neydi? Casual clothes. O ne dedik? Moda kıyafetler giymeyi, günlük kıyafetler giymeye tercih eder. Buradaki wearing'i neden parantez için aldım? Eğer benim kullanacağım iki farklı cümlem var ya burada, iki farklı fiilim. Daha doğrusu onu giymeye tercih eder diyorum ya. Eğer ikisinin de fiili aynıysa buradaki ikinciyi yazmayabilirim. Ama ikisinin fiili farklıysa ben mutlaka ikisini de yazmak zorundayım. Yani ben bu cümleye şöyle de diyebilirdim. She prefers. Bu cümleye şöyle de diyebilirdim. She prefers wearing trendy clothes to casual clothes da diyebilirdim. Diğer cümleye geliyorum. Onlar kahve içmeyi, film izlemeye tercih ederler. Ne burada öznem? They değil mi? Sonra ne diyorum? Prefer. Neyi tercih ediyordu bunlar? Kahve içmeyi. O zaman ne diyorum? Drinking coffee. Neyi tercih ediyordu bunlar? Film izlemeyi. To watching film. Gördüğümüz gibi burada ikisinin fiili birbirinden farklı olduğu için ikisini de mutlaka yazıyorum. Geldim. Ben bunlarla olumsuz bir cümleyi nasıl kuracağım? Yine simple present tense kurallarına göre olduğu için I, you, we, they don't prefer, he, she, it de doesn't prefer kullanacağım. Zaten geri kalanını biliyorsunuz. Olumlu cümleyle aynı. Bir değişiklik göstermiyor. Aynı cümlelerin olumsuzunu yapmamızı istiyor bizden. Ben treni otobüse tercih etmem diyorum. Burada söylediğim ilk şey tercih etmediğim şey oluyor bu sefer de. Ne diyorum? I don't prefer. Neyi tercih etmiyordum? The train. Treni. Neye tercih etmiyordum? To'yu mutlaka koyuyordum ikinci şeyi söylerken. The bus. Otobüse tercih etmiyordum. Geldim diğer cümleye. Diğer cümlede ne yapacağız? O moda kıyafetler giymeyi, günlük kıyafetler giymeye tercih etmez diye bir cümlem vardı. Ne diyorduk? She. She'de neyi kullanacaktım? Doesn't prefer. Neyi giymeyi tercih etmiyordu bu? Moda kıyafetler giymeyi tercih etmiyormuş. Ne diyorduk? Wearing. Trendy clothes. Moda kıyafetler giymeyi tercih etmez dedik buraya kadar. Şimdi ikinci şeyi söylemeden önce to koyuyorum. Ne giymeye tercih etmez bu? Casual clothes. Yine bunun fiilini yazmadım. Neden yazmadım? İkisinin de fiili aynı olduğu için yazmadım. Onlar kahve içmeyi, film izlemeye tercih etmezler. Ne diyorum? They. Hangisini kullanıyordum? Don't prefer. Kahve içmek diyorduk. Drinking coffee. İkinci şeyi söylemeden önce ne koyuyordum? To. Neye tercih etmiyorlardı bunlar? Watching
Yanımızda arkadaşlar. Anladığınızı düşünüyorum ve hemen sorusuna geçiyoruz. Soru yaparken de yine simple present tense kurallarına göre neydi? Yardımcı fiilimi başa alıyordum. Yardımcı fiilim do ve does değil miydi? O zaman I, you, we, they'den önce do'yu, he, she'den önce does'ı koyuyorum. Burada artık prefer'ın s takısıyla bir işi yok. Ve ardından neler gelebiliyordu? Bir isim gelebiliyordu. Bir fiil geliyordu. Bu fiil ing takısı alıyordu. Bir isim geliyordu. Araya to ve bir isim daha geliyordu. Ya da bir fiil geliyordu. Araya to ve bir fiil daha gelebiliyor muydu? Gelebiliyordu. Ben böyle bir şey kurduğumda ne cümlesi kurmuş oluyorum? Soru cümlesi kurmuş oluyorum. Gelin hep beraber aynı cümleleri bir de soru yapalım. Ne diyeceğiz? Sen treni otobüse tercih eder misin? Ne diyorum o zaman? Do you prefer? Tercih eder misin dedik. Neyi? Treni. The train to the bus. Ne demiş olduk? Sen treni otobüste tercih eder misin? Diğer cümleyi yapalım. O moda kıyafetler giymeyi, günlük kıyafetler giymeyi tercih eder mi? Ne diyeceğim? Does she prefer? Çünkü she'de does kullanılıyordu. Soru yaptığım için onu ne yaptım? Başa aldım. Wearing, giymek, neyi? Moda kıyafetleri. Trend the clothes. İkinci şeyi söylemeden önce hemen to'yu yazıyorum. To, neye? Günlük kıyafetlere. Casual clothes. Ben buna cevap verirken yardımcı fiille başladığı için nasıl cevap vereceğim peki? Yes veya no ile. Ne diyeceğim? Yes, she. Does veya no, she doesn't diyeceğim arkadaşlar. Geldim. Onlar kahve içmeyi, film izlemeye tercih ederler mi? Ne? Onlarda neydi? They'di. Ama önce, ondan önce ne kullanıyordum? Do. Do they prefer? Tercih ederler mi? Neyi? Kahve içmeyi. Drinking. Coffee. To, neyi tercih ederler mi? Watching films, film izlemeyi tercih ederler mi? Cevap verirken de ne diyeceğim? Yes they do veya no they don't diyeceğim arkadaşlar. Geldik sevmenin veya sevmemenin derecelerine. Bu ünitenin son konusu bu da. Sevmenin veya sevmemenin de dereceleri var arkadaşlar. Be crazy about sevmenin en üst derecesi. Delice sevmek demek. Ben bunu 3 kalple nitelendiriyorum en üst derecesi olduğu için. I am crazy about tennis. Ben tenisi delice seviyorum, çok seviyorum. She is crazy about rock music. O rock müziği çılgınca sever, delice sever. Geldim love. Sevmenin bir alt derecesi. Bunu da 2 kalple nitelendiriyorum. British teens love playing computer games. İngiliz gençler bilgisayar oyunları oynamaktan hoşlanırlar. Bunu severler. Ne kullandım? Love kullandım. Sevmenin bir alt derecesiydi. Enjoy veya like hoşlanmak demek. Sevmenin en alt derecesi. Tek kalple. I enjoy knitting. Örgü örmeyi severim. She likes wearing uniform. Üniforma giymekten hoşlanır. Bu enjoy veya like ben don't like veya doesn't like deseydim de bu da sevmemenin en alt derecesi olurdu. Tek kalp üzerine çizgiyle nitelendirebilirdim. Hate, nefret etmek demek. Sevmemenin ikinci derecesi bu da. I hate seven dress. Ben elbise dikmekten nefret ederim. Sevmemenin bir de en üst derecesi var. Katlanamamak demek. Bunu 3 tane kırık kalp nitelendirdim. I can't stand ridiculous clothes. Ben saçma böyle aptalca kıyafetlere katlanamıyorum.
diyor. Şunu unutmuyoruz, prefer'den sonra gelen fiil mutlaka ing takısı alıyor ve ikinci şeyi söylemeden önce mutlaka araya to koyuyorum. Bugünkü dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Karacan TV'yi izlemeye devam edin.